Beylere, kıymetli ordular, Sayın İl Başkanımın da söylediği gibi fındık sahipsiz, fındık üreticisi çaresiz, fındık üreticisi hakkını, hukukunu arayamaz bir halde. Belki de en azından biz böyle olduğunu düşünüyor, inanıyor ve bunun için de fındık üreticisinin hakkını arama adına basın açıklamaları, televizyon konuşmaları, gazetelerde görüşlerimizi ifade ediyoruz. Ama maalesef görüyoruz ki bize fındık ne oldu diye soranlar bugün Milliyetçi Hareket Partisi basın toplantısıyla halkımızın katılmasını talep etmiş olmasına rağmen bu toplantıya katılmayarak şunu ispatlamıştır. Aslında fındıktan dert yananlar dertli değiller. Herkes halinden memnun. Bu onu gösteriyor. Ve biz bu toplantıyı yaparken muhtemeldir ki özellikle AK Parti'ye oy verenler şunu diyor. MHP'liler bunu siyaset malzemesi yaptılar. MHP'liler fındığı kullanıyorlar. Buradan oy almaya çalışıyorlar. Şunu bilmelerini isterim bütün toplumun. Şu an burada bulunan arkadaşlarımızın ben de dahil bir gram fındığımız yok. Yani fındık 20 lira da olsa bize bir faydası yok. Fındık 5 lira da olsa bize bir zararı yok. Ama biz siyaseti toplum için yapıyoruz. Biz siyaseti Türk milleti için yapıyoruz. Biz istiyoruz ki ordu insanının yüzü gülsün. Biz istiyoruz ki ordu insanı göçmesin. Biz istiyoruz ki esnaf iflas etmesin. Biz istiyoruz ki ticaret gelişsin. Biz istiyoruz ki düğünler borçla yapılmasın. Biz istiyoruz ki icra sayısı 130 bini aşan orduda icralık esnaf sayısı düşsün. İnsanımızın yüzü gülsün istiyoruz. Onun için fındığa sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ama dedim ya millet kendi fındığına sahip çıkmıyor. Doktordan Tarım Bakanı yaptılar. Tarım Bakanı yaptıkları doktor diyor ki fındık fiyatları niye yüksek biliyor musunuz diyor. Rekolte yüksek de diyor. Onun için yüksek. Pardon düşük diyor. Rekolte fiyatları yüksekmiş. Fındık fiyatları onun için düşüyormuş. Ziraat Odası Başkanı soruyor Aslan Soyer. Diyor ki efendim diyor fındık fiyatları revize edilse TMO Ekim ayının ortasına gün veriyor. Bu da diyor fındık üreticisine zarar veriyor. Sahip çıksanız fiyatlar 10 liranın üstüne çıksa ne olur dediğinde ayaküstü onu da acele etmeyin, telaşa gerek yok, panik yapmayın, sabırlı olun diyor. Anladığım kadarıyla ordularda sabır konusunda fazlasıyla sabırlılar. Hamdolsun iyi sabrediyor ordular. Dolayısıyla fındığın halinden anlamayan, fındığı dinlemeyen bir bakan var. Ve bu bakan da diyor ki rekolte çok yüksek, fiyatlar onun için düştü diyor. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak bugün rekolteyi düşürmek üzere burada fındık yaparak fındık rekoltesini düşürmeyi düşünüyoruz. İnşallah fiyatlar böylece yükselir de halkımız rahat eder. Ama ben buradan bir kere daha AK Parti hükümetine seslenmek istiyorum. Diyorum ki sessizlik hiç iyi alamet değil. Sessizlik hiç hayır alamet değil. Bu insanları mağdur etmeye devam ederseniz bir gün gelir sizden hesap sorarlar. Hesap sorma günü de 2019'dur. Biz hesap gününe gidene kadar Allah'ın izniyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Ve tekrar Tarım Bakanı'na sesleniyorum. Sayın Tarım Bakanı, sen fındıktan anlamazsın. Sen ancak doktorluktan anlarsın. Dolayısıyla rekolte madem yüksek dedin, öyleyse biz de MHP'ler olarak rekolteyi düşürüyoruz ve fındığı yakıyoruz. Hayırlı olsun, inşallah fiyatlar yükselecek. Sayın Başkan. Ne oldu? Sen ne yapacaksın? Amerika'ya gidiyorsun. Sen de yapacaksın. Ya, ona göre. Bugün yere gelmeyin.
Ama biz biraz geri atalım. Biz yapmıyoruz. Çuval alsana oradan çuvala. Benzin patlar abi. Hükümet uyuma duy sesimizi. Kaçarasın bir tanesi arz et. Amel yapasını dur be. Şimdi amele 75 liradan 95 lira. Ondan sonra fındık 8250 lira. Bundan 15 sene önce fındık 8000 lira, 8250 lira.